İzleyicilerimizden Murat Bey demiş ki sizin kahvaltı zamanınız gelmiş deniz hanım demiş. Kahvaltıdan dolayı değil, acıkmamdan dolayı değil. Bize ait güzellikleri hatırlatmak hoşuma gidiyor değerli izleyenler. Gündelik telaşın içerisinde, gündemlerin içerisinde bize dair o güzellikleri bazen unutabiliyoruz. Biraz farkındalığı arttırmak istiyorum. Ne kadar zengin bir bu konularda Zengin bir ülke olduğumuzu hatırlatmak isterim peynir konusunda. Toreyra'nın açıklamalarına ne diyorsunuz? Gitmek istiyormuş. Siz de gitmek istiyor musunuz bulunduğunuz yerden? Belki benim gibi başka şehirde doğduğunuz şehirde değil de çalışmak zorunda olduğunuz şehirde yaşıyorsunuzdur. Var mı böyle bir planınız? Var mı Suat senin böyle bir planı? Şu şehre gitmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum dediğin. Deniz günaydın. Günaydın. İstanbul'da yaşayıp da herhalde gitmek istemeyen... Çok azdır yani nüfusun yüzde biri falandır belki burada kalmak isteyen. Ama onun dışında herkes bir güney hayali, bir İzmir ve aşağısına doğru Küçük bir hayal bir kurar Küçük bir kafe, verdi. sahil kasabası değil mi? Böyle Şimdi sanatsal bir kafe olabilir. Şey vardır, bir tane eski bir tweet söyleyeyim. Ee, eğer güneye yerleşip kafe açmak istiyorsanız benim gibi işten ayrılıp kafe açıp batan birinden devralabilirsiniz <laughs> diye. Çünkü herkesin böyle bir hayali, hedefi sonra da Herhalde yüzde yetmişinin de batmışlığı vardır. Hı hı. Biraz daha gerçekçi hayaller güzel olur sanki. Sen doğma büyüme İstanbullu musun? İstanbul'dayım evet. Senin gidecek Başk, yerin gidecek yokmuş. Yerim yok. Senin yok, gidecek yok. yerin yokmuş. Ama olsun yok. bekleriz. İzmir'e de bekleriz. Yavaş Pardon. yavaş zaten büyük şehirlerden göçler de başlıyor. Geçenlerde çok güzel bir sosyal medyada bir video izledim Suat. Bir yaşlı teyzemiz. Beryansı ne diyor? Madem diyor bizden diyor ürün isteyeceksiniz. Köy ürünleri isteyeceksiniz. Niye şehre Doğru. göçtünüz o zaman diyor. İşte bize Doğru. şunu gönder, bunu gönder, peynir gönder. Ee, niye gittiniz diyor. Çok güzel küçük böyle dokunuşlu bir videoydu. Haksız da sayılmaz. Sayılmaz. İzledim onu da. Teyzemiz yılmış yani yılmış. tarhana göndermekten, bulgur göndermekten artık. O yüzden herkes biraz daha ya köyden İstanbul'a geçip kasabadan gelenler hani bıraksın orayla bağını ki oradaki insanlar da biraz rahat etsinler. Doğru doğru. Peki hadi bakalım biraz futbol biraz hayata dair. Galatasaray bugün Trabzon'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bunu her yorumcuma soruyorum. Her yorumcumun fikri farklı çünkü. Galatasaray için çok kritik bir maç. Kırılma maçı olabilir mi? E, o stresle mi çıkıyor? Nasıl bir maç olacak Galatasaray nezdinde? Galatasaray'ın daha da stresli hali gelmesi öncesindeki Fenerbahçe maçıyla alakalı bence. Çünkü Fenerbahçe Samsun Spor'u yenerse Trabzon maçına 5 puan farkla Galatasaray çıkmış olacak. Olası bir beraberlik yenilgi. Burada bir galibiyet Fenerbahçe'yi net bir şekilde önde tutacak. Bence bu böyle kafa kafaya giden bir şampiyonluk yarışı için çok kritik. Asıl o zaman stresli olur Galatasaray. Bir de şöyle bir durum var. Galatasaray gol atamadıkça daha da hücumu kalabalıklaştırıyor. Daha da sıkışıyor. Daha da verimsizleşiyor. Erken bir golle eğer Trabzon savunmasını biraz açarsa maç daha heyecanlı, daha hareketli geçer. Ama aksi bir durumda maç kilitlendikçe Galatasaray'ın senin de belirttiğin gerginliğin daha da artar. Şimdi oyuncuların performansı da bir o kadar önemli. Zorlu bir sezon geçirdi Galatasaray. Genelde Fenerbahçe'nin Oyunuyla kıyaslanıyor, oyuncularla kıyaslanıyor. Çok normal olarak zirvedeki iki isim haliyle. Galatasaray'ın oyununun tam oturmadığını düşünüyor musun? Yoksa Okan Buruk öyle bir sezona başladı ki hem lig hem şampiyonlar ligi. Şampiyonlar liginde çok efor sarf etti ve emeklerin karşılığını, karşılıklarını maddi olarak da aldılar. Bundan sonraki süreç Galatasaray için daha rahat olur mu diyorsun? Galatasaray'ın şimdi bu sezon iki Manchester iki Bayern Münih maçlarını bence bir kenara ayırmak lazım. Belki de özellikle Bayern karşısında oynanan futbol Türk futbol tarihinin bir Bayern Münih'e karşı en iyi oyunlarından biriydi. Belki de Avrupa takımları arasında bile en iyi oyunlarıydı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz o performans hem Bayern hem Manchester maçlarında lige hiç yansımadı. Ligde Galatasaray ilk haftalarda özellikle Kerem Icardi ikilisinin yüküyle, yükü sıtlamasıyla ilerledi ama sonrasında bu oyuncuların verimsizleşmesi, Icardi'nin düşmesi e, gözünüzü çevirdiğinizde Zaha'ya baktınız Teteziye'ye hiçbiri ortaya çıkmadı. Orta sahada Endombele daha yeni sahaya çıkmaya başladı ki performansı Galatasaray seviyesinde değil. E, bunlar da tabii ki sizin kötü olarak öne çıkmanıza sebep oldu ama işin pozitif tarafına bakarsan sırf kötülükleri sayıyoruz. Galatasaray bu hafta liderin iki puan gerisinde Bayern Münihli Manchester'lı gruptan üçüncü olarak çıktınız performansınıza da alkış aldınız hani hep yermek bir yana bu kötü transferlere rağmen verimsiz olan transferlere rağmen bu noktaya gelmekte bence kıymetli Okan Buruk için Okan Buruk'la ilgili e, demeyeyim de Galatasaray nezdinde yapılan eleştirilerden bir tanesi de şu bana göre bir artı ama futbol izleyicileri de bu konuda eleştirel yaklaşabilir e, farklı oyuncular farklı pozisyonlarda görev alabildi bu bir zenginlik göstergesi olduğu kadar bu bir istikrarsızlık riski de taşıyor aslında e, takım içerisinde belki de sadece Mustera'nın yeri değişmedi e, bu süre zarfında ama tabii Okan hocanın bunu risk alıp deniyor olması maç içinde maç öncesi maçlara göre takımlara göre yapıyor olması bana göre bir zenginlik belirtisi fakat eleştirilen taraflardan bir tanesi de bu. E sence bu süreci iyi değerlendiriyor mu Galatasaray? Şimdi biraz e, dediğinde haklısın ama zorunluluklar bunu getirdi. Çünkü sol bek'e baktınız. Yani şartlar sizi öyle bir yere getirdi ki hiç aklınızın ucundan geçmeyen Barış Alper'i sol bek'e çektiniz. E orta sahada Endombeli alıyorsunuz. E kadronuzda Oliveira var. Bunlar tamamen verimsiz oluyor. Belki forvet arkası olarak kullanmayı, Mertens'in yerine oynatmayı düşündünüz. Kerem Demirbay'ı zorunlu olarak geri çekip e, son haftalardaki çıkışı da ortada 8 numaraya daha yeni yerleştirebiliyorsunuz e, Zaha bence içler acısı yani hiç o takımı sürükleyecek performansın uzağında Tete'yi zaten saymıyorum e, Ziyet de yok dönüyorsunuz Mertense Icardi yetiş diyorsunuz Okan Hoca burada çok fazla değiştirmek istemese de zorunda kalıyor mesela Zaha'yı hiçbir şekilde soldan çıkarmıyor yani e, o, o da bence Okan Hoca'nın ısrarını oyuncuyu kazanmak istemesini mi göstergesi? Hı hı. Suat böyle e, çok yüksek performans gösterip bazı maçlarda motive olup bütün performansını ortaya koyup beklentinin de üstüne çıkıp bir sonraki maçlarda daha böyle stabil oyun ortaya koyan oyunculardan çok korkarım. Bana göre başarı istikrar. Yani çok yüksek olmasın ama belli ritmi tuttursun. Yani Galatasaray'da bunu sağlayıp Böyle her maçta üzerine koyan bir isim vardı. Davinson Sanchez. Yani uzun haftalarda Davinson Sanchez'in o istikrarlı oyununu hep övüyorduk. Onun yokluğu gerçekten belli oldu bence. E, bu maçta da belki ikinci yarı oynayabilir denildi. E, hala belli şeyleri, tedirginlikleri sürüyor. E, sence bu maçta oynar mı? Ne, ne düşünüyorsun Davinson Sanchez'le ilgili? Ben Davinson'un kulübede olacağını düşünüyorum. Çünkü Nelson'la Abdülkerim özellikle Abdülkerim zaten iyi. Bak o saydığın çok değerli bir şey. Yani her maçta bir 7 yani 13. Kulübede 7 olur derken bak. ikinci yarıda da mı şans bulmaz Davinson bir sanacağız? Yani bir taktik anlamda ne bileyim Abdülkerim'i forvete kaydırırsınız geridesinizdir. O zaman Davinson'u alırsınız ama onun dışında ben beklemiyorum. Çünkü Nelson iyi gidiyor. Formunu bulmuş durumda. Ritmini bulmuş durumda. Abdülkerim'le Geçen seneki uyumu biraz daha yakaladılar. Ha, senin dediğin nokta Galatasaray Davinson'la beraber daha iyi top çıkarıyor. Torreira'yı biraz daha öne atabiliyorsunuz. Davinson öne kayıyor. Oradan pas trafiğini daha iyi yönetiyor. Nelson'un zaten kulübeye çekilip Davinson'un transferi de bu sebepteydi. Galatasaray'ın bu bir eksisi olarak öne çıkar. Ama haftalardır oynamayan Davinson'u Trabzon'da e, net bir şekilde ilk 11'e koyacağını düşünmüyorum hocanın. Ama şunu da belirteyim. Okan Hoca bundan önceki derbilerde, büyük maçlarda öyle kritik hamleler yaptı ki bunlar da bana e, böyle net 11 saymama biraz engel oluyor. Peki Trabzon cephesinden de biraz değerlendirelim. Ne dersin? Trabzonspor güçlü bir rakip. Başında Abdullah Avcı var. Abdullah Avcı ile Okan Buruk'un oyun mantalitesi çok farklı. O yüzden farklı bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Özellikle Abdullah Avcı'nın büyük takımlara karşı Derbi tadındaki bu maçlardaki motivasyonunu ve oyuncuları motive etmesini çok iyi biliyoruz. E, Trabzonspor için de zorlu bir maç olacak. Trabzonspor biraz çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yani Abdülkadir'le Umut'un kadro dışı bırakılması, bir süre eksik var. Onaç'un beklenmedik bir anda e, milli takıma geri çağrılması, o iş zaten. Çok garip bir iş. O Afrika Kupası işine de bir çare bulunması lazım. Ee, onun dışında da e, Trabzonspor'un oyun olarak hep savunma anlamında takımı tutmaya çalıştığı. Abdullah Hoca'nın takım savunmasını öne çıkardı ama hücumda orta sahada biraz baskı yediği maçlar geride kalıyor. Bence bugün e, kahramanlarından biri de Mendy ile Berat olacaktır oynarlarsa. Çünkü onların üstüne binecek bir yük Galatasaray etkili bir orta sahaya sahip, etkili bir hücum hattına sahip. Trabzonspor burada Galatasaray'ı biraz frenler. E, öndeki Fontas biraz formda. Enis kendine geldi. Bunları kullanırsa Vizcan'ın zaten deneyimi var. Bir anda iş farklı yere gider ama Abdullah Hoca'nın burada motivasyonu ve sağ içinde Galatasaray'ın eksik bölgelerine doğru yapacağı hamleler, maç içindeki hamleler bence gidişatı da belirler. Çok değil mi? Yani baktığımızda Abdullah Avcı'nın şu anda 15 derbinin sadece 3 tanesini, 3'ünü kaybetmiş olması da e, hem kendisi için, hem takım için, hem oyuncular için büyük motivasyon. Bu arada Bakasetas son maçına çıkacak bugün. Panesinaikos'la evet. anlaştığı 2,5 yıllık e, kontrata anlaşmaya vardı Bakasetas. Bugün son kez Papara Park'ta olacak. E, çok iyi bir oyuncu. Türkiye'den çok iyi hatıralarla gidiyor. Bir de şöyle bir durum var. Yunan oyuncu ne zamandır Türkiye'de yoktu. Bakaset asla beraber e, bu ivme kazandı. E, sonrasında Trabzonspor'da gösterdiği performans, şampiyonluk katkısı bence önemli. İki Hı -hı. ülke arasında e, kültür farkı çok yok zaten. Bunların e, gelip gitmesi, Türkiye'den de Samet gitti. Bence o alışverişi başlatan bir oyuncu. Bakaset yapacağım en e... Net yorum şu olacak. Şimdi Bakasetas'ın gideceği belli olduğu süre zarfından sonra Bakasetas bazı maçlarda performansını korumaya hatta daha iyi performans göstermeye özen gösterdi. Genelde Türkiye'de yerlisi yabancısı bir takım, bir oyun, bir kulüp bir oyuncuyla ayrılacağı zaman onu biz iliklerimize kadar hissediyoruz yani. Gidecek ve gitmeden önce iyi ayrılamıyoruz, güzel ayrılamıyoruz ama Bakasetas Pek nadir görülen şeylerden bir tanesini yaptı son güne kadar demek istiyorum elbette kötü çıkardı performanslar vardı ama o seviyesini hep korudu bu çok güzel bir şey öyle değil mi? Mesela şimdi aynı şekilde Trabzonspor'da iki oyuncu gitmek istiyor kadro dışı kalmalar sakatlıklar onlar bunlar ya bunlar yerine Bakasetas bence çok güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum bir futbol karakteri bir sporcu karakteri olarak bence örnek bir isim ee, senin de dediğin gibi her maçta 6'ya düşmedi 5'e düşmedi 6.5'lar 7'lerde oynadı 9'a çıktı 10'a çıktı ama gitmesi aklına düştükten sonra bile hiç vites küçültmedi her zaman takımı için elinden gelen mücadeleyi yaptı bence bir oyuncu için bir takım için transferde asıl durum budur oyuncuyu keşfetmenin bir yanı bu da oyuncudan faydalanmanın bir yanı olarak öne çıkıyor. Şimdi biz Galatasaray'da konuştuk. Icardi oynayacak mı? Davinson Sanchez oynayacak mı? Kalede deneyimli kaleci Muslera var. Trabzonspor'a baktığımızda beni heyecanlandıran bir isim var sevgili Suat. Enis Desta, 21 yaşındaki oyuncu. Böyle gençler oynadığı zaman biraz da parladığı haftalarda resmen göz bebeklerim açılıyor. Yani çünkü gençlerin olması bize umut vaat ediyor, futbolu güzelleştiriyor, onlarla birlikte o heyecanımız artıyor. O yüzden sahada eğer gençler varsa Beşiktaş'ta Semih nasılsa Enis de benim için Trabzon'da öyle. Hafta içinde oynanan Kupa maçında çok güzel bir performans ortaya koydu. Bugün Galatasaray'a karşı şans bulursa kendisini gösterebilir mi? Çünkü onun jenerasyonu gerçekten yüksek özgüvenli futbolcular jenerasyonu olarak ad ben. Arda Güler başta olmak üzere şans verildiğinde ya da kendileri şansı aldığında çok güzel ifade ediyorlar kendilerini. Bugün Galatasaray karşısında da ne düşünüyorsun Enis Destan'la ilgili olarak? Oynamasını bekliyorum. Ee, gerçekten dediğin gibi yine burada çıkış yapan oyuncu gördüğümüzde özellikle dört büyüklerde çünkü şampiyonluk yarışı taraftar baskısı derken gençlere fazla yer verilmiyor. Beşiktaş'ta da bu sorunlar olmasaydı belki semiyi hiç izleyemeyecektik. Kiralık gidecekti başka yere. E, Enis de böyle bir ortamda aslında kendine yer buldu. Bu fırsatları iyi kullanmak her oyuncuya nasip olmaz. Her oyuncuya böyle fırsatlar gelmez. Geldiğinde de iyi yapmak lazım. Enis iyi başladı, iyi bir çıkış gösterdi. Bu tip büyük maçlarda Galatasaray karşısında göstereceği performans belki de hocasının gözünde de kendisini başka bir yere doğru getirecek. E, sonrasında da kendi kariyerini çizmesi için çok önemli. İyi bir gol vuruşcusu. Biraz deneyim, biraz tecrübeyle beraber senin de dediğin özgüvenle yükseldiği anda Türk futbolu yeni bir yıldıza doğru gidebilir. Bir de normal toplum olarak mesela gençlere şans verdiğimizde bazen işte deneyimsiz, öğrenecek abisi, öğrenecek ablası diye atfederiz. Ama futbolda ben buna çok sahne olmuyorum açıkçası. Yani genç bir oyuncunun hata yaptığında ya da o deneyimsizliğini yeşil sahada gördüğümüzde bu kimsenin gözüne batmıyor bence. Futbolda böyle. Yani o genç bir figür olarak futbolda her zaman umut vadeden ve gelecek vadeden bir e, isim olarak görüyorum ben. O yüzden Türk teknik direktörlerinin daha fazla bu konuda cesaret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani Kimse demiyor ki neden bu genci oynattın, neden bu deneyimsiz ismi oynattın demiyor bence gençler için. Hiçbir zaman demezler. Ee, Türk halkının tek baktığı şey vardır. Sahada iyi mücadele ediyor mu? Genç olsun, yaşlı olsun, özellikle genç bir oyuncu sahada koşmadığını böyle tırnak içinde söyleyeyim, artist artist gezdiğini görürse orada biletini keser. Ama onun dışında pozitif olduğunu, içten takımı için mücadele ettiğini gördüğü anda herkes arkasında birlik olur, destek olur. Bu sefer baskıyı artık sosyal medyayla beraber teknik heyete doğru çevirir. Bunu niye oynatmıyorsun diye. Geçen sene Cezusa yapılan bunun bence Arda için en önemli örneğiydi. Hı, hı İzleyici koşan, topsuz alanda da hareket eden o gençlerin hareketliliğini de görmek istiyor diye düşünüyorum. Suat benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin başka bir şey var mı bu sohbetimizde? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese. İyi bir futbol günü bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum sana ve ailene. Güzel bir pazar diliyorum ben de. Ee, teşekkürler o değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz güzel bir Trabzonspor Galatasaray sohbetini gerçekleştirdikten sonra hayata dair de böyle tatlı tatlı dokunuşlar yaptıktan sonra gündemle devam edelim. Bir Beşiktaş pendik diyelim mi? Diyelim. Sonrasında Fenerbahçe maçlarıyla devam edeceğim. Bir e... Peki, tamam. O zaman bir Fenerbahçe Samsun maçına şöyle bir göz atalım. Fenerbahçe 21. haftada Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile en çok Fenerbahçe ile ilgili gelen en çok bir soru var. Ona bu haberden sonra değineceğim. İlk olarak bir maç önü haberimiz.